24 ekranlarından merhaba. Kültür sanat gündeminin öne çıkan ve en renkli gelişmeleriyle sanat takibinde karşınızdayız. Ben Özlem Karahan. Türkiye'de dünyaca ünlü yıldızlar çok özel etkinliklerle boy göstermeye devam ediyor. Onlardan biri Zorlu Performans Sanatları Merkezi sahnesinde birkaç yıldır yapılan özel bir etkinlik. İsmi Movies in Concert, bu etkinlik kapsamında çok sevilen bir film. Perdede gösterilirken dev bir orkestra canlı olarak filmin müziklerini sahnede icra ediyor. Ve izleyenler müziği ve sinema keyfini aynı anda yaşamış oluyorlar. Sıradaki etkinlik Harry Potter ve Sırlar Odası. Ve biletler satışta. One year ago, he learned the truth. You're a wizard, Harry. After a legendary first year at Hogwarts, school is back in session for Harry and his friends. Sinema salonlarında uzun kuyruklar oluşturan, gişede kırdığı rekorlara aldığı ödülleri de ekleyen filmler bambaşka bir deneyimle bir kez daha sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Zorlu Performans Sanatları Merkezi, klasikleşen filmleri canlı orkestra eşliğinde hayranlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Etkinlik serisinin ismi Movies in Concert. Etkinlik kapsamında beyaz perdede sinema dünyasına damga vuran bir film gösteriliyor. Filmin müziklerini ise dev bir orkestra, perdenin tam altındaki sahnede film boyunca canlı olarak seslendiriyor. I'm afraid this is the end of Hogwarts. We live all the adventure and excitement in a very special live concert. Şimdiye dek birçok filmi bu kapsamda sinema ve müzik severlerle buluşturan Zorlu Performans Sanatları Merkezi bu kez bir başka kült filmi, Harry Potter serisinin ikinci filmi olan Sırlar Odası'nı sahneleyecek. Don't miss this magical live concert event. Perdede film gösterilirken filmin John Williams imzalı müziklerini Orkestra İstanbul icra edecek. And dark secrets will be awakened. Harry Potter ve Sırlar Odası 19-20 Mayıs tarihlerinde üst üste iki gece Zorlu Performans Sanatları Merkezi sahnesinde büyülü bir dünyanın kapısını aralayacak. Bond strengthen. Ve gelelim sahnelere. Birinci Dünya Savaşı arifesinde Anadolu'dan yola çıkan hüzün yüklü, acı yüklü bir hikaye İstanbul Şehir Tiyatroları prodüksiyonuyla sahnede. Oyunun ismi Sızı ve bakın nasıl bir hikaye izliyorsunuz. 1913. Şeytanlar kurmuşlar krallıkları. Huzur içinde yaşayanların toprağına, insanına zehirlerini akıtıyorlardı. İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun geçtiğimiz sezon premierini yaptığı büyük beğeni toplayan oyun Sızı bu sezonda da seyirci karşısında. Bak ki gör ki fark et içindekini. Kubilay Pembeklioğlu'nun yönetmenliğinde sahnelenen Sızı, hüzün yüklü bir tarihi öyküyü sanatseverlerle buluşturuyor. İşleri kan alarak gittiler bilinmezliğe. Yıl 1913. Anadolu coğrafyası dış güçlerin yaratmaya çalıştığı bir kaosun eşiğinde. Yıllarca yan yana yaşamış, birbirini kardeş bilmiş halk kışkırtılmakta. Bir grup Ermeni ailesi bunun bir parçası olmamak için önce İstanbul'a, sonra Paris'e gitmek zorunda kalır. 1941 yılına gelindiğinde ise dünya siyaseti daha da büyük bir çıkmaza sürükler onları. Büyüdükçe büyüyen tehlike, yaklaşan savaş, Anadolu özlemi içinden çıkılmaz bir hale gelince ne yapacaklardır? İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun birbirinden başarılı oyuncularını aynı sahnede buluşturan Sızı, sezon boyunca seyirci karşısına çıkmaya devam edecek. Geçtiğimiz cuma günü vizyona giren filmler ilk hafta sonlarında en çok izlenen yapım olmak için yarıştılar ve işte sonuçlar. Bu bir fikirdi. Yönetmenliğini Kaptan Amerika'dan tanıdığımız Anthony Russo ve Joe Russo'nun üstlendiği Avengers Infinity War vizyona girdiği ilk hafta sonunda en çok izlenen film oldu. Umutsuzca haklı olduğunuzu hissetmek
ve başarısız olmak ne demek anlayacaksınız. Beyaz Perde'nin birçok sevilen kahramanını bir araya getirerek korkunç Titan Thanos'a karşı verilen savaşı anlatan aksiyon yüklü filmi 683.075 kişi izledi. Savunmayı devreye sokun. İrlanda yapımı korku filmi Lanetli Konak ise listenin ikinci sırasına yerleşti. So 1920'lerin İrlanda'sında kırsal kesimde yaşayan ikiz kardeşler Rachel ve Edward'ın evlerini değişik bir varlıkla paylaşması sonucu yaşadıkları gerilim yüklü olayları anlatan filmi 8.817 kişi izledi. Yüzün üzerinde ülkede gösterilen animasyon serisinin sinema uyarlaması olan Tayo Küçük Otobüs haftanın en çok izlenen 3. filmi oldu. Kendilerine oyuncak arabaların yer aldığı bir dünyada bulan bir grup arkadaşın macera dolu hikayesini anlatan yapımı 5.937 kişi izledi. Agatha Christie'nin aynı isimli romanından Beyaz Perde'ye uyarlanan Çarpık Evdeki Cesetler dördüncülük koltuğuna otururken, haftanın en çok izlenen 5. filmi Romain Duris ve Olga Kurilenko'nun oyuncu kadrosunda yer aldığı bilim kurgu filmi Bir Nefes Ötede oldu. Onun sırasıyla efsanevi Hollywood yıldızı Gloria Graham'in oyuncu Peter Turner'la yaşadığı dokunaklı aşk öyküsünü anlatan Yıldızlar Asla Ölmez, Hülya Avşar'ın senaryosunu yazıp yönettiği Selfie, Kenan Ece, Damla Sönmez ve Berk Akman'ın başrollerini paylaştığı Taksim Hold'em, komedi türündeki Ev Kira Semt Bizim, Cuma Uğurlu'nun yazıp yönettiği haftanın bir diğer komedi filmi olan Bizim Uşaklar ve gençlerin hayatlarını özgürce yaşama sürecinin etkilerini anlatan Yalnız Hayaller Kaldı takip etti. Biz aynı çatı altında değil, aynı yolda yürümeyi. Ve böylece sanat takibini bugünlük kapatıyoruz. Cuma günü kültür sanatın gündemini 24'te bizlerle tutmaya devam edebilirsiniz. Hoşça kalın.